Dedeoğlu ailesinin acısını yürekten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün bu katliamın gerçekleşmesi Kürt halkı üzerine ve onların siyasi iradeleri üzerine bir dizi provokasyonun bir parçası olarak görüyoruz. Bizler de canlı olarak tanık olduğumuz gibi katilin bütün hal ve hareketlerinden ve duruşma süresince ortaya konulan belgeler bize bir kez daha göstermiştir ki İzmir'de katledilen Deniz Poyraz yoldaşımızın katleden şahsın tıpatıp aynısı gibi davranıyor. Tıpkı bir özel harp yöntemi olarak bu sürecin işletildiğini biz bir kez daha gördük ve gayri nizami bir şekilde bir eğitimden geçmiş olduğuna dair tıpkı Deniz Poyraz'ı katleden şahıs gibi benzer eğitimlerden geçerek bu tarz katliamların gerçekleştirmek üzere öne sürülen insanlar olduğunu gördük. Irkçı anlayışla, ilkel milliyetçi anlayışla bu ülkede bir özel harp yöntemi olarak örgütlü bir şekilde işlenmiş olan bu cinayetin, gerçekleşmiş olan bu katliamın bütün ayrıntılarıyla açığa çıkması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bir nefret cinayeti. Bu ırkçı bir nefret cinayeti ve ırkçı bir nefret cinayetinin üzerine örtmek istiyorlar. Ve bu ırkçı nefret cinayetini hazırlayanlar, örgütleyenler, azmettirenler, yol verenler, kamu içindeki valisinden emniyet müdürüne kadar bu cinayeti engellemekte ihmali olanlar, belki dahli olanlar konusunda bu soruşturma genişletilmiyor. Cezasız kalan nefret suçları tekrarlar. Burada öldür diyenler yargılanmıyor. Burada yalnızca tetikçi yargılanıyor. Bizler öldür diyenlerin yargılanmasını istiyoruz ve hakikate ulaşmak istiyoruz. Öldür diyenler yargılanmadığı sürece de hiçbirimiz güvende değiliz. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak öldür diyenler yargılanıncaya kadar bu adalet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.